Buradan sunuyorum değil mi? Tamam. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir yağmurlu günde geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Şu telefonumu hemen bir uçak moduna alayım. Bugün size WebAssembly nedir, ne değildir anlatmaya çalışacağım. Aslında yani inşallah yarım saate sığdırabilirim, hızlı biraz geçmek durumunda kalabilirim. O yüzden çok detayına inemeyebiliriz zaman nedeniyle. Zaten amacım da detaya inmek değil, biraz daha aslında kafadaki soru işaretlerini gidermek ve aslında nasıl bir hızlıca bir başlangıç yapabilirsiniz, bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Fatih Kadir Akın. Teknasyon'da Developer Relations Manager olarak çalışıyorum. Onun haricinde paralelde de kendimce hala development hayatıma devam ediyorum. GitHub'da açık kaynak projelerim mevcut. Son zamanlarda çok fazla geliştiremiyorum ama yakın zamanda aktif olmaya çalışacağım tekrar. Onun haricinde Twitter'da fkdev handle'la beni takip edebilirsiniz. Pek fazla yazılımla ilgili konuşmuyorum, bilginiz olsun. Yeni bir dil nasıl öğreniyoruz? Ondan biraz bahsedeyim. Burada da aslında benim yaklaşımım bir dil öğrenirken genel yaklaşımım bu şu şekilde. Önce dili yazmayı öğreniyorum. Yani sintaksı nasıl vesaire. Sonra bu nasıl çalıştırılıyor? Bunu bir çalıştırmaya çalışıyorum. En sonunda debug etmeye çalışıyorum. Bu üçünü yaptığınız zaman, bu işini öğrendiğiniz zaman aslında zaten iş yapabilir hale geliyorsunuz. Bu WebAssembly'ye de aynı yaklaşımda değineceğiz. Önce yazma kısmında WebAssembly nedir? Nasıl yazarız? İşte Assembly Script'ten bahsedeceğiz. Sonra çalıştırma kısmında hangi platformlarda çalışır? Node.js'e nasıl çalıştırabiliyoruz ve tarayıcıda nasıl çalıştırabiliyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Debug'da da nasıl WebAssembly'yi debug ederiz? What ve Wasm nedir? Ve nasıl decompile ederiz? Bunlardan bahsedeceğiz özet olarak. Programımız aslında bu şekilde olacak. Önce WebAssembly nedir? Kısaca Wasm diyorum ama WebAssembly. Dosya formu ismi de, extension'ı da Wasm zaten. JavaScript'i bitirecek mi diye bir klasik soru var. Bu her WebAssembly eventinde ya da WebAssembly konusunun geçtiği herhangi bir mecliste, toplantıda bu sorulur. Bitirmeyecek, yani onu söyleyeyim hemen hızlıca. Bitirmeyecek, öyle bir şey yok. WebAssembly JavaScript'i bitirme amacıyla ortaya çıkmış bir şey değil. Zaten bitiremez de. Bu sunumun sonunda da zaten neden bitiremeyeceğini ve amacının neden olmadığını da anlamış olacağınızı düşünüyorum. WebAssembly developer diye bir şey yok arkadaşlar temelde. Yani böyle bir tabii siz bunu yazabilirsiniz LinkedIn'de title'a aramalarda çıkmak için. Ama böyle bir şey yok. Çünkü WebAssembly'yi yazmıyoruz normalde. WebAssembly çünkü aslında bir binary instruction format. Ve temel amacı başka dillerle üretilmesi. Yani siz bir C++ developer olabilirsiniz ve WebAssembly çıktısı üretebilirsiniz. Ya da Go developer olabilirsiniz ve WebAssembly çıktısı üretebilirsiniz. Bu yani çıktıdan kastım binary instruction format. Elinizde text format şeklinde yazabilirsiniz bu arada. WebAssembly sizi bunu yazabilirsiniz. Yani bunu yazmanızda bir engel yok. Ama birazdan da göreceğiz zaten yazmamak daha kolay. Çok da yazılabilir bir yapısı yok. Ben biraz yazmaya çalıştım. Olacak gibi değil yani. Çok mantıksız. O yüzden direkt ara diller öğrenmek daha mantıklı. Dediğim gibi zaten üst seviye dillerle oluşturulabilmesi için geliştirilmiş. Bu arada kendilerini programlama dili gibi de tanıtmıyorlar. Biz bir binary instruction formatız diyorlar. Lisp'e benziyor bu arada. Birazdan da göreceğiz. Lisp'e çok benziyor ama değil. Peki neden? Yani ne oldu da WebAssembly gibi bir şeye ihtiyacımız oldu? Şimdi tarayıcılar çok yetenekli hale gelmeye başladılar. Dolayısıyla tarayıcının üzerinde güvenli şekilde makine kodu çalıştırmak istiyorlar. Eskiden tabii buna benzer şeyler yapabiliyorduk. Ne bileyim flashlar vesaire gibi yapılarla, araçlarla bir şekilde benzer şeyler yapabiliyorduk ama bunlar çok performanslı da olmuyorlardı. Ve tarayıcıyı biz aslında direkt böyle sanki bir native uygulamaymış gibi kullanabilmek, yani tarayıcı geliştiricileri aslında bunu böyle kullanabilmek istediler. Ve aslında oraya da çok yaklaştık şu anki dünyada. Yani tarayıcılar artık neredeyse native uygulamalar kadar performansla çalışabiliyorlar birçok açıdan. Dediğim gibi bir dil değil, bir derleme hedefi olarak geliştirilmiş. JavaScript alternatif değil, yardımcı olarak. Yani JavaScript'in performans konusunda sıkıntı yaşadığı noktalarda işi devralmak üzere geliştirilmiş bir teknoloji.
AssemblyScript'in sitesinde şöyle bir tablo var. Bu tablo benim çok hoşuma giden bir tablo. JavaScript'i ve WebAssembly'yi hangi durumlarda kullanmamız daha mantıklı olur diye bir tablo yapmışlar ki bence zaten sunumda da devam edince de anlayacağız. Mesela eğer çok hesaplama konusunda çok ağır bir algoritmanız varsa bunu WebAssembly'ye yıkabiliriz. Eğer web sitesi yapıyorsak ve sadece DOM'la işimiz varsa, yani Document Object Model'le işimiz varsa o zaman JavaScript kullanmak çok daha mantıklı. Oyun yazıyorsak, yani tarayıcı içerisinde bir oyun yazıyorsak WebAssembly kullanmamız çok mantıklı. Çünkü aslında o da Compute TV algoritmalara giriyor. WebGL'de bir şeyler yapıyorsak işte JavaScript ve WebAssembly'yi karıştırarak kullanacağız. Web sitesi, blog vesaire yapıyorsak zaten direkt JavaScript, yani blogunuzu WebAssembly'de yapmanız çok mantıklı değil. Yani tabii öğrenmek için yapabilirsiniz ama mantıklı değil. WebAssembly'yi kullanan en bilindik projelerden birisi Figma. Figma'yı biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir arayüz tasarım aracı ve tarayıcı üzerinde çalışıyor tamamen. Zaten bunu DOM, yani normal HTML CSS ile yapmak çok mantıklı ve mantıklı olmazdı. Dolayısıyla orada aslında bayağı native seviyesinde C++ yazılmış bir proje bu arada bu. ASM.js diye bir tane aslında WebAssembly'nin şeyi var. Polifili vardı eskiden. WebAssembly daha tarayıcılar içerisinde desteklemeden. Onu kullanarak geliştirildi ilk başta. Ondan sonra WebAssembly direkt tarayıcı içerisinde native geldiği zaman zaten grafiği görebiliyorsunuz. Büyük dokümanlarda ve yani genel olarak aslında büyük dokümanlarda mesela yüklenme süresini yani 10 saniyenin üzerindeyken 5 saniyenin altına çekiyor. Aynı şekilde boş dokümanda da çok daha hızlı yükleniyor. Yani yaklaşık ortalama yaklaşık 3 kat hızlanıyor Figma. Pardon. Onun haricinde başka hangi projeler WebAssembly kullanıyor diye baktığımız zaman LeeChess var. LeeChess satrancın yapay zeka işlemlerini WebAssembly üzerine taşıyıp sunucu tarafında oldukça bir rahatlama sağlamış. Aslında sunucu tarafına gönderip getiriyormuş. Yani her yaptığınız oyunu, işlemini sunucuya gönderip sunucu da işlem yaptırırken bunu WebAssembly'ye yıkmış ve WebAssembly arkada aslında desktop uygulaması gibi çalışmaya başlamış ve böylece sunucu tarafında oldukça bir rahatlama sağlamışlar. Bu ilginç gelmişti bana ilk öğrendiğimde. uBlock Origin, bu AdBlocker bildiğiniz. Burada da arka tarafta hangi elementlerin bloklanacağını vesaire hesaplamak için WebAssembly kullanıyorlarmış. Bu da enteresan gelmişti bana. Hoşuma da gitti yani, ya güzel bir çözüm diye. Onun haricinde Google Earth zaten biliyorsunuz çok şey çalışan bir uygulama, yani 3D bir model. Onun haricinde TensorFlow vesaire gibi. Mesela TensorFlow'da yapay zeka tarayıcı üzerinde çalışan. Bunların hepsi WebAssembly'den destek alan yazılımlar. Bunun haricindeki diğer merak ettiğiniz şeyler varsa madewithwebassembly.com diye bir site var. Oradan bakıp görebilirsiniz. Onun haricinde blockchain ve distributed app'ler tarafında oldukça yeni bakılmaya başlanan ve acaba biz burada bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünülen bir teknoloji. Çünkü decentralized app'ler biliyorsunuz aslında tarayıcılar üzerinde çalışıyor ve decentralized olmasının temel sebep şeylerinden, yeteneklerinden birisi tarayıcının üzerine çalışabiliyor olması. Burada acaba biz bazı işleri WebAssembly tarafında yaptırıp biraz daha performans yani sağlayabilir miyiz diye bir araştırma durumu mevcut. Hatta smart kontratları vesaire de WebAssembly ile yazabiliyorsunuz. Peki diyelim ki WebAssembly yazmak istedik. Hangi dillerle WebAssembly yazabilirsiniz? Zaten söylemiştim, direkt text formatla yazabilirsiniz ama öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmek o kadar da kolay değil. Yani çünkü gerçekten assembly yazar gibi. Eski yazdığımız assembly yazar. Biraz daha kolay ama yine de hala zor. Zaten web sitesine girdiğiniz zaman WebAssembly.org'a size bir tane liste sunuyor. Diyor ki bu dillerle WebAssembly yazabilirsiniz. İşte C, C++, Rust, Assembly Script, C Sharp, F Sharp, Go, Kotlin, Swift, D, Pascal, Zgrain aslında daha da var. Yani bildiğim kadarıyla sonra update oldu. Birazcık eski kalmış bir ekran görüntüsü olabilir. Bunlardan en popüleri Rust. Yani ilk çıkanlardan birisi Rust. Popüler olarak en popüleri Go olabilir. Ama ben ilk başta yani ilk öğrenmeye çalışırken Rust'la girmeye çalıştım ve çok da yani WebAssembly öğreneceğim diye Rust'a girdim. Sonra Rust öğrenmeye çalışırken buldum kendimi.
Rust'ın compiler'ıyla falan boğuşurken buldum. Sonra dedim ki tamam, bu benlik değil. Biraz zor. O zaman daha henüz Go tamamlanmamıştı ama şu an Go ile yazabiliyorsunuz. Yazan çok var. Burada benim şimdi şey var. Arada bir parantez açacağım. Blazor diye bir şey var. Blazor Microsoft'un bir teknolojisi ve aslında WebAssembly üzerinde bir teknoloji çalıştırıyor. Ama biraz daha benim kullanım, yani sunumda bahsettiğim kullanım amacımdan daha farklı bir şekilde aslında bir framework gibi çalışıyor. Bunun sunduğu şey de aslında C#'da siz arayüz kodu yazabilirsiniz şeklinde bir branding'i var. Dolayısıyla buraya hiç girmeyeceğim ama böyle bir teknoloji var. İlgilenirseniz araştırabilirsiniz. Benim hedefimdeki nokta AssemblyScript. Sebebi de şu, içinde ya, kenarda yazan parantez. TypeScript syntax. Bir JavaScript geliştirici olarak ve TypeScript'i çok seven biri olarak onu gördüğüm anda aa dedim, böyle bir şey varmış, hemen bundan devam edelim. Aslında AssemblyScript TypeScript'e benziyor. TypeScript'i baz alan, hatta logosu da TypeScript'e çok benziyor. TypeScript'i baz alan bir yardımcı dil. Size bir binary instruction format generate ediyor. Siz TypeScript yazarmış gibi AssemblyScript yazıyorsunuz. O TypeScript yazmıyorsunuz. TypeScript yazarmış gibi yazıyorsunuz. Şöyle bir fonksiyon, mesela Fibonacci fonksiyonu basit implement edilmiş. Çok optimize olmayan. Bir Fibonacci fonksiyonu var. İşte 32 bit bir integer alıyor ve 32 bit bir integer dönüyor diye varsaymışız. Sonrasında normal JavaScript yazıyormuşsunuz gibi oturup Fibonacci fonksiyonunuzu yazıyorsunuz. Ve bize bunu derlediğimiz zaman sağ taraftaki gibi bir çıktı veriyor. Çok işte dediğim gibi, hani çok oturup elle yazılabilecek şıklıkta bir kod değil. Yani bunu elle yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz elbette. Ama ben yazmam. O yüzden yani yazmak isteyen varsa tabii bu bir challenge'dır. Bir şey diyemem ama yazılacak gibi bir şey değil bence. Bilmiyorum, çok hoş gelmedi bana. Peki derlediğimiz var. WebAssembly dosyası hangi platformlarda çalışır? Tarayıcıda çalıştırabiliyorsunuz. Direkt zaten en büyük özelliği o. Onun haricinde ben Node.js üzerinde de çalıştırmak istiyorum diyorsanız, backend tarafından Node.js'te de WebAssembly çalıştırabiliyorsunuz ve orada WASI diye bir WebAssembly System Interface diye bir tane eklenti var. Onun üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Normal aynı şeyde çalıştırır gibi. Dolayısıyla aslında bu yani ne derler? İki tarafta da çalıştırabileceğiniz bir sistem oluyor. Kod oluyor. WASMTime diye bir tane şey var. WebAssembly Runtime. Bunu kullanmadım. Sadece var olduğunu biliyorum. Lucet Deprecated olmuş. Onu da kullanmadım ama inceleyebilirsiniz yine aynı şekilde merak ediyorsanız. Wasmer diye de bir tane daha bir şey var. Aynı şekilde bunu da incelemedim. Ben sadece Node.js ve tarayıcı üzerinde denedim. Ama böyle runtime'lar da var. Merak ediyorsanız kullanabilirsiniz. O zaman yazmaya geçelim. Nasıl yazacağız? AssemblyScript'ten hızlıca gireceğim. buraları hızlı geçeceğim çünkü süremiz dar olduğu için. Hızlıca geçmeye çalışacağım. AssemblyScript Loader'ı kuruyorsunuz paketinize. Sonra AssemblyScript diye bir tane paket daha kuruyorsunuz. Sonra dosyanın klasörünüz yeni bir tane klasör açıyorsunuz. npx asinit nokta dediğiniz zaman size aslında AssemblyScript bir boilerplate oluşturuyor. Yani React'te nasıl bir base boilerplate oluşturuyor. Aynı o şekilde size işte belli başlı komutlarınızı, ihtiyacınız olan paketleri vesaireleri kurup size bir tane structure oluşturuyor. Ve bu structure içerisinden dilediğiniz şekilde artık WebAssembly kodu yazmaya başlayabiliyorsunuz. Aslında çok oldukça basit. Diğer çoğu yani işte Go ile Rust'ta vesaire yazmaya göre ben oldukça basit buldum bu flow'u. Diğerlerinden merakınız varsa onları da inceleyebilirsiniz ama ben bu flow'u gerçekten çok basit bulduğum için bu taraftan devam ettim. npm run as build dediğiniz zaman hem size size hem release halini hem de debug halini sunuyor. İki paket sunuyor. Sonra da testleri çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane de basit bir test koymuş kendi içine. Test de gördüğünüz gibi okey geçip devam ediyor. Böyle bir tane fonksiyon koymuş kendisi denemek için. Yani testi run etmek için. Add diye işte 32 bit integer bir parametre alıyor. İki parametre alıyor ve çıktı olarak yine 32 bit integer bir çıktı veriyor. Toplayıp. Ben bunu Fibonacci'ye çevirdim. Demin yazdığımız kodu hemen silip bunu yapıştırdım buraya. Sonra build edip test ettim.
Dedim ki npm run esbuild. Sonra build etti. Sonra npm run test dedim. Test patladı. Neden? Çünkü artık add diye bir fonksiyonumuz yok. Artık Fibonacci fonksiyonumuz var. Sonra Fibonacci fonksiyonunu da düzeltiyorum. Ve yine test ediyorum. Gördüğünüz gibi Fibonacci myModule.fib10 dediğim zaman 55 olmasını beklediğimi söylüyorum ve zaten testimizde gördüğünüz gibi geçiyor. Demek ki aslında assembly script'in arkada buradan çalıştığımızı anlayabiliyoruz. Bakalım ne çıkartmış? VAT dediğimiz yani WebAssembly text formatı olan dosya. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dosya oluşturmuş demin yazdığım Fibonacci fonksiyonundan. Çalıştıralım. Buraları hızlı geçtim dediğim gibi. hemen bir tane helper ekliyoruz. Bu arada şöyle yukarıdan hani şu an mouse'u kullanamıyorum. Şeyim de yok. Neyse. Bir tane initiate fonksiyonu oluşturuyoruz. Aslında bu temelde normal aynı JavaScript dosyası çeker gibi wasm dosyasını fetch ile çekiyor. Çektikten sonra bunu array buffer olarak return edip sonra webassembly.instantiate diye bir tane metot var. Yani webassembly diye bir tane global obje var zaten browser'ın içerisinde. Nokta instantiate deyip bu fetch ettiğimiz datayı buna verdi buffer olarak, array buffer olarak verdiğimiz zaman aslında zaten o bizim artık import etmiş oluyoruz o dosyayı. Yani WebAssembly fonksiyonlarını çağırabilir hale geliyoruz. İkinci parametre olarak da import object diye bir obje alıyor. Bu objede aslında WebAssembly'ye kendimiz WebAssembly yani bir gate açabiliyoruz. Yani WebAssembly bizim fonksiyonlarımızı çağırabiliyor içeriden. Sonra aşağıdaki kısımda run wasm fib diye bir tane fonksiyonum var gördüğünüz gibi. Önce instantiate edip wasm dosyasını çağırıyorum. Sonra instance.exports.fib diye bir tane demin aslında benim fonksiyonum adı onu ona 10 parametresini geçiyorum ve Fibonacci fonksiyonumu WebAssembly'deki Fibonacci fonksiyonumu çağırmış oluyorum. Buradaki trick type'ın modül olarak çağrılması gerekiyor. Onu type modül dediğiniz zaman direkt artık gördüğünüz gibi fib result 55 diye çağırmış. Hatta debug'da da aşağıda görüyorsunuz WebAssembly text format şeklinde gösteriyor kodumuzu. Debug edelim. Şimdi şöyle debugger'da source map olarak debugger'ın çıktısını wasm text formatını veriyor. Debugger source map olarak bunu veriyor. Dolayısıyla ben WebAssembly script kodunu burada göremiyorum. Ve bunu debug edemiyorum maalesef. Debug ederken gerçekten bu arada runtime'da durdurabiliyorsunuz. Breakpoint falan koyabiliyorsunuz. Ama maalesef assembly script kodu üzerinden debug edemiyorsunuz. Peki nasıl decompile edeceğim? Yani şimdi WebAssembly aslında açık bir format. Yani WebAssembly ne kadar binary olarak .wasm dosyası ne kadar binary olsa da bu bir açık bir format. Dolayısıyla decompile edebiliyorsunuz. Wasm decompile ile bir tane böyle bir tool var. Bu tool ile herhangi bir wasm dosyasını decompile ettiğiniz zaman size bir tane yani bunu daha anlamlı hale getirebilecek assembly script'e benzeyen ama aslında bir yalancı kod, pseudo kod oluşturuyor. Ve oradan bu kodun aslında ne yaptığını okuyabiliyorsunuz. Ben hatta şey yaptım. Google'ın bir tane drawing şeyi var. Canvas galiba. Onun içerisinde inkengine.wasm diye bir tane dosya var. Onu download ettim. Download ettikten sonra decompile ettim. Gerçekten etti bu arada. Ama tabii işte şey kodu ne kadar hani okuyabilirsiniz. Ama okuyabiliyorsunuz yani böyle binary olmasına rağmen decompile edip onu normal açık halde okuyabiliyorsunuz. İlk 20 satırında gördüğünüz gibi basmışım. Altta bayağı normal okunabilir şekilde Google'ın yazdığı WebAssembly kodunu görebiliyorsunuz. Hemen benchmarklara geçelim. Süremizin sonuna yaklaşırken. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi burada aslında birazcık işler karmaşıklaşıyor. Bir tane benchmark JS'im var. İki tane JavaScript fonksiyonum var. Bir tane JavaScript fonksiyonum var. Fibonacci. Bir de WebAssembly'de aynı implementasyonda Fibonacci var. Sonra benchmark JS'de bir parametre alıyor. Bu parametre aslında Fibonacci'ye geçeceğim. Yani üçüncü Fibonacci rakamı hangisidir diyor. Geçiyorum. Ve çalıştırdığım zaman JavaScript'in daha hızlı çalıştığını söylüyor. Tamam. Yani okey.
Sonra 25 veriyorum. Bu sefer WebAssembly daha hızlı diyor. Peki bunun sebebi ne? Neden JavaScript daha hızlı çalıştı en başta? Şöyle bir durum var orada. WebAssembly'de bir load overhead'i var. Yani JavaScript aslında siz fonksiyon oluşturduğunuz anda V8 engine onu zaten aslında kendisi içerisinde optimize ettiği için çalıştırırken bir overhead'i yok. Ama WebAssembly'de her kolda, yani özellikle araştırdım, her function kolda bir overhead'i var. Dolayısıyla eğer JavaScript fonksiyonunuz, yani pardon özür diliyorum, çalıştırmak istediğiniz algoritma çok kompleks değilse JavaScript her zaman daha hızlı çalışıyor. Sadece WebAssembly, sadece yüksek computation'larda daha avantajlı hale geliyorlar. Çünkü oradaki overhead'i göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Renk sıralama örneğimiz var bir tane. Bir tane WebAssembly benchmark var. Bunu da kendiniz Google'dan araştırabilirsiniz. Bir tane şey yapıyor. Renk karmaşık renkler diziyor. Sonra bunları da bir sıraya sokuyor, sort ediyor. Burada JavaScript'te çalıştırdığımda, Safari'de JavaScript'te çalıştırdığımda yaklaşık 8 saniye sürmüş bu renkleri sort etmesi. WebAssembly ile çalıştırdığım zaman 1,4 saniye sürmüş. Peki gerçekten ihtiyacımız var, yani neden ne zaman WebAssembly kullanıyor? Birazcık plot twist gibi oldu. Gerçekten WebAssembly'ye ihtiyacınız yoksa çok kullanmak çok performans artışı gerektir, yani artışı sağlamıyor size. Dolayısıyla gerçekten ihtiyaç yoksa WebAssembly kullanmak çok mantıksız. Ben çünkü gerçekten çok fazla benchmark yaptım. Ve WebAssembly oyun, yani hangi durumlarda gerekiyor daha mantıklı hale geliyor. Machine learning yapıyorsanız, virtual reality gibi böyle hani hesaplaması çok fazla ihtiyaç olan şeyler yapıyorsanız, oyun yapıyorsanız ya da ne bileyim daha böyle 3D modellemeler vesaire hesaplamalar yapıyorsanız WebAssembly o overhead'i yok edebiliyor. Ama bizim normal günlük kullandığımız case'lerde WebAssembly hiçbir işimize yaramıyor. Hatta performans artışı da sağlamıyor maalesef. O yüzden demin sormuştu şey. Emre değil mi? Emre sormuştu kullanıyor musun diye. Kullanamıyorum. Yani öğrendim ama hiç mantıklı değil. Kendi mevcut günlük kullanımımda hiçbir şekilde işime yaramıyor. Çünkü JavaScript her zaman daha performanslı oluyor. Henüz oyun falan da yazamadığım için. Ama bu tarz zaten ilk başta da bahsetmiştik. İşte daha computation'lar yükselmeye başladığı zaman birazcık mantıklı hale gelebiliyor. Benim sunumum bu kadar. Erken mi bitirdim? Var mı süremiz? Hızlı hızlı ilerledim biraz ama. Bence bitmediyse süremiz soralım. Blazor tarafında mesela kod yazıyorsunuz, iş yaptığını görüşüyor. Yani demiştim. Evet. Acaba orada da bir overhead yaratır mı? Açıkçası abi hiç test etmedim. Ama acaba optimize ettiler mi? ya oradaki ama Blazor'ın sunmaya çalıştığı şey hız falan filan değil. Değil. O şeyi hedefliyor. C# yazarak web arayüzü yapabiliyorsunuzu brand ediyor. O yüzden oradaki performans, ben denemedim açıkçası. Ama tabii ki yaratıyordur yani illaki yaratıyordur. Çünkü JavaScript kadar hızlı olacağını da olmayacak yani kendi söylüyor bunu. Bir de şey soracağım. Yani güvenlik safe mesela. Evet. Aslında sana sokmuş olduğu cihazın güvenlik safe olmak gerekiyor. Evet. Aslında mesela herhangi bir dosya veya bir sandbox bir ortam oluşturup güvenlik tarafı. Bu arada WebAssembly security first. Yani direkt sandbox'ta çalışıyor. Ve aslında hedeflediği şeylerden birisi de security şeyi olması. Bu o yüzden blockchain'ciler falan hatta bunu özellikle şey yapıyorlar. Çünkü ve o sandbox'ını oluşturuyor kendisi ve sen ona şey yapamıyorsun. Dışarıdan bir sen eksplisit şekilde vermiyorsan erişemiyorsun. Yok. Yani dışarı çıkamıyor. Var mı başka soru? Yok galiba. O zaman teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ben teşekkür ederim.